Herkese merhaba arkadaşlar. Test 86'nın çözümlerini yapıyoruz bu videomuzda. Yükseklikleri eşit aynı maddeden yapılmış XY ve Z cisimlerinin yere yaptığı basınçlar PX, PY ve PZ'dir. Bunlar arasındaki ilişkiyi soruyor. Şimdi arkadaşlar aynı maddeden yapılmışsa düzgün cisimler için biz şöyle bir şey yazabiliyorduk bakın. Düzgün cisimler için H, D, G diye yazabiliyorduk. Şimdi bakın bunların eğer hepsi aynı maddeden yapılmışsa şöyle bir şey düşünelim. Yükseklikleri aynı zaten bunların. Bunu şöyle çekerim. Bunu da şöyle çekerim. Şimdi dikkat edin. Bunun buraları dolu olsaydı, bunun da bu fazlalıkları olmasaydı, o zaman X'in şuradaki Y'nin ve bu Z'nin yere yaptığı basınçlar birbirine eşit olurdu. HDG'den dolayı yükseklikler aynı ve aynı maddeden yapılmış. Ama dikkat edin. X'de eksiklik var. Y'de ise fazlalık var kütle olarak. Bu ne demektir o zaman? Y'nin basıncı en büyük olacaktır. Araya Z'yi yazarız ve en küçük X'i yazarız. O zaman ne olacak cevabımız? Y, Z, X olarak cevabımız bursa olacak. Bir kenarının uzunluğu R olan K küpü ile yarıçapı ve yüksekliği R olan L silindirinin öz kütleleri DK ve DL'dir. Hangileri doğrudur demiş arkadaşlar bunlara. Şimdi DK eşittir DL ise cisimlerin yere uyguladığı basınç kuvvetleri eşittir. Şimdi bunun hacmi R küp. P'yi ben 3 alırsam bunun hacmi pi r kare çarptı h'tan dolayı 3 r küp gelir. Dolayısıyla bakın öz kütleler aynı ama dikkat edin hacimler farklı. Dolayısıyla yere uyguladığı basınç kuvvetleri eşit olamaz. Yani ağırlıkları eşit olamaz. Dk dl'ye eşitse yere uyguladığı basınçlar eşittir demiş. Düzgün kesitli cisimler olduğu için h dg'yi kullanabilirim. Dk dl'ye eşitse yani öz kütleler aynı ise yükseklikler de aynı olacağı için yere yapılan basınçlar eşittir. Cisimlerin yere uyguladığı basınçlar eşitse kütleleri eşittir demiş. Şimdi kütleleri basınçlar eşit. Peki hacimler kesit alanları aynı mı? Değil. Dolayısıyla ağırlık bölü kesit alanı yapacağız ama kesit alanlar farklı olduğu için basınçların eşit olma şansı yok. Dolayısıyla cevabımız ne olur burada? Bursa olur arkadaşlar. Gx, Gy ağırlığındaki xy cisimlerini F büyüklüğündeki kuvvetler şekildeki gibi uygulandığında cisimlerin yere uyguladığı basınçlar eşit olmaktadır. Uygulanan F kuvvetinin büyüklüğü X cisminin ağırlığının 3'te 1 olduğuna göre Gx bölü Gy oranı soruluyor arkadaşlar. Şuraya yazarak başlayayım. Bakın X eksi X bölü 3 yazacağım. Şöyle bölü 2 S dedim. Neyi yazdım arkadaşlar? Bunun basıncını yazdım. Eşittir diyorum. Y artı X bölü 3 yazıyorum. Eşittir. Şey bölü 3 S de buna dedim. Şimdi işler dışlar yapalım. S'leri sadeleştirip 3X eksi 3x eksi x bakın x bölü 3 çarpı 3'ten x eşittir 2y artı 2x bölü 3 dedik arkadaşlar. Şurası ne oldu? 2x olacak. Şuradaki işlemi yapınca 2x eksi 2x bölü 3 ne olacak? 4x bölü 3 eşittir. Ne dedik buna arkadaşlar? 2y dedik. Buradan x bölü y'miz, x bölü y'miz 3 bölü 2 olarak karşımıza çıkacak. Cevabımız ne olur? Burada bursa olur arkadaşlar. Bir diğer soruya geçiyorum. Şekil 1'deki x ve y cisimlerinin üzerine şekil 2'deki gibi k ve l cisimleri konulduğunda x'in tabanındaki basınç artışı y'nin tabanındakinden az olurken basınç kuvvetleri eşit miktarda artmaktadır. Kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi bakın x'in tabanındaki basınç artışı y'nin tabanındakinden az ama basınç kuvvetleri eşit artıyor. Şimdi basınç kuvvetleri eşit artıyorsa demek ki k ve l'nin ağırlıkları birbirine kesinlikle eşittir arkadaşlar. Bakın kütleler eşittir demiş, bu doğru. Çünkü artış miktarlarının aynı olması, kuvvet artış miktarlarının aynı olması K ile L'nin ağırlıklarının aynı olduğu anlamına gelir arkadaşlar. Şimdi peki devamda ne diyor? X'in tabanındaki basınç artışı Y'dekinden azmış. X'in tabanındaki basınç artışının aynı ağırlığı ekliyorsunuz ama X'in tabanındaki basınç artışının az olması X'in kesitinin Y'den büyük olmasını gerektirir. Bakıyorum bu da doğrudur arkadaşlar. X ve Y'nin kütleleri birbirine eşittir demiş. Alttaki cisimler bize sadece ağır şeyleri söylemiş arkadaşlar. Dikkat ederseniz artış miktarlarını söylediği için bunlar hakkında kesin bir yorum yapamayız. Buradaki cevabımız ne olur? Denizli olur. Dikdörtgenler prizması biçimindeki türdeş cisim yatay düzlem üzerinde dururken yere yaptığı basınç P ve basınç kuvveti F'tir. Bu cisim yatay düzlemde başka bir yüzeyin üzerine oturtulduğunda cismin yere göre potansiyel enerjisi azalıyor. Buna göre P ve F için ne söylenebilir demiş arkadaşlar. P ve F için ne söylenebilir? Bu ne anlama geliyor? Şimdi bakın. Dikdörtgenler prizmasındaki bir cisim. Ben bunu yan yüzeyin başka bir yüzeyin üzerine oturttuğum zaman
Bakın kütle merkezi ne yapıyor? Buradan buraya geliyor. Demek ki azalıyor. Potansiyel enerji azalıyor. İşte şuradaki durumdan bahsediyor. Bu ne demektir? Basınç kuvveti değişmez demektir. Ama geniş yüzeyin üzerine oturduğu için arkadaşlar potansiyel enerji azaldığına göre, geniş yüzeyin üzerine oturduğuna göre basınç ne yapacak burada? Azalacak. Ama basınç kuvveti değişmeyecek. Yani ne deriz biz? F değişmez, P azalır diye yazabiliriz. Evet, geçiyorum bir diğer soruya. Katı bir cisim bir konumundayken yere uyguladığı basınç P, basınç kuvveti F'tir. Yere göre potansiyel enerjisi de EP'dir. Hangileri diyor kesinlikle doğrudur demiş. Cisim iki konumuna getirildiğinde hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Yere uygulanan basınç kuvveti azalır. Hayır, yani basınç kuvveti azalmaz. Ağırlık aynı sonuçta. Yere uygulanan basınç azalır. Geniş kesit üzerine geldiği için azalır. Doğru. Yere göre potansiyel enerjisi azalır demiş arkadaşlar. Şimdi kesinlikle doğrudur soruyor. Bana cismin böyle türdeş olduğunu söylememiş, dikkat ederseniz. Bunun kütle merkezinin ben burada olduğundan emin değilim. Buradan buraya olsa tamam derim ki azaldı. Kabul. Ama bunun kütle merkezi belki tam ortasında da olabilir. Cisim türdeş değilse. O yüzden burada ne yapamam? Ben kesinlik kuramam. Cevabım ne olur burada arkadaşlar? Bursa olur. Düşey kesti şekildeki gibi olan silindir K kesi koni biçimindeki LM katlarında D ve 2D öz kütlede sıvılar dengededir. Kaplar çalkalanarak sıvıların türdeş karışımlar oluşturması sağlanıyor ve sonra aynı şekilde masaya tekrar yerleştiriliyor. Sıvıların karışması sağlandığında yargılarından hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. K kabının tabanındaki sıvı basıncı değişmez. Evet, düzgün bir kap dolayısıyla tabanın üstündeki sıvı kütlesi değişmeyeceği için değişmez. Bu doğrudur arkadaşlar. L kabının tabandaki sıvı basıncı artar. Evet, baktığım zaman geniş olan kesimde kesitte kim var? 2D öz kütleli sıvı var. Karışım yaptığımız zaman aşağıdan yukarıya doğru kütle çıkacak. Dolayısıyla çıkan kütlenin tabana yaptığı basınç ne yapacak arkadaşlar? Yükseldiği için öz kütle artacak. Dolayısıyla öz kütlenin artmasından dolayı yükseleceği için tabana yapılan basınç ne yapacak arkadaşlar? Artacak. Bu doğrudur. Derinlik artacak çünkü kütlenin. M kabının masaya yaptığı basınç azalır demiş. Masaya yapılan basınç, bunu katı basıncı gibi düşüneceğim. Dolayısıyla masaya yapılan basınç ne yapmayacaktır burada? Değişmeyecektir. Bu yanlış. Cevabımız ne olur? 1 ve 2 olur. Düşey kesti şekildeki gibi verilen silindirik kapta birbirine karışmayan farklı öz kütleli sıvılar vardır. Kaptaki sıvılar türdeş karıştırılırsa yargılarından hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi M'nin üstündeki sıvı kütlesi değişmeyecek. Dolayısıyla M'ye etki eden basınç değişmez. Şimdi L'nin karışım yaptığınız zaman mesela alttaki sıvının yoğunluğu büyük, üstteki sıvının yoğunluğu küçük. Aşağıdan yukarıya doğru aslında sıvı kütlesi çıkışı olacak. Türdeş karıştırdığınız zaman yani şuranın yoğunluğu da artacak. Bu ne demektir? K'ya etki eden basınç artar. L'ye etki eden azalır demiş. Halbuki aşağıdan yukarıya doğru L'nin altından da yukarıya kütle çıkacağı için bunun da artması gerekir. Cevabımız ne olur burada? 1 ve 3 olur arkadaşlar. Düşey kesti şekilde verilen silindirik kapta X ve Y sıvıları varken ipe bağlı küresel katı cisim Y sıvısına sarkıtılıyor. Cisim Y sıvısına, X sıvısına çekilirse hangileri doğru olur? K noktasını etki eden sıvı basıncı değişmez demiş. K noktasının basıncı. Evet, K'nın üzerindeki sıvı miktarı değişmeyecek çünkü. Bunu buradan buraya çekmem. Şu yüksekliği değiştirmez benim arkadaşlar. Bu doğrudur. L noktasının basıncı artar demiş. Siz Y'yi buradan yukarı çektiğiniz zaman Y sıvısının yüksekliği azalıp X'in yüksekliği artacak. Yani şu kısımları kim dolduracak? X dolduracak. Y yoğun sıvı, X Y'ye göre daha az yoğun sıvı. Bu ne demektir o zaman? L'nin basıncı azalır demektir. Bu yanlış. Kap tabandaki sıvı basıncı azalır demiş. Kap tabandaki, evet dikkat ederseniz Y'nin yüksekliği azalacağı için kap tabandaki sıvı basıncı azalır. Bu doğrudur. Cevabımız ne olur buradan? 1 ve 3 olur. Geliyorum 10. soruya. Düşey kesti şekilde verilen kapta birbirine karışmayan farklı öz kütleli sıvılar bulunmaktadır. KLM ve N noktalarındaki sıvı basınçları PK, PL, PM ve PN kadardır. Hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Hangileri doğrudur? Şimdi bakıyorum PK büyüktür, PL demiş. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. PK ile PL arasındaki kıyaslamayı yaparken örneğin K ile L birbirine şöyle düşünelim, daha doğrusu şuradan düşünelim. M ile N arasında şu ayrışma düzeninden çizgiyi çekince bu iki noktadaki basınçlar nedir? Birbirine eşittir. Mesela M eşittir N'dir. Üstündeki bir noktada K ile L birbirine eşit olsaydı şuradaki bir noktanın da karşılığında bir şey olması gerekiyordu. Ama öyle bir şey yok. Demek ki bu tarafın basıncı bu tarafa göre daha büyüktür bu noktada.
O zaman k büyüktür l'dir derim. D2 D1'den büyüktür diyorum. Evet, bakıyorum. D2 alttaki sıvıdır. Bu da doğrudur. Dolayısıyla 10. soru için cevabımız ne olur bizim? Edirne olur.